Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere gül cemalimi göstermek yerine tombalak ellerimi göstermeyi tercih ediyorum. Bir de burada bu turuncu siteden aldığım şey var. Şuraya kapatayım da. Biliyorsunuz sarı site sahibinden, turuncu site burası. Hadi geçelim, şunun içinden ne çıkacak hem de hikayesini anlatayım size. Ben hayatımda ilk kez özellikle böyle bu turuncu site gibi official bir sitede, ki turuncu siteyle olayın hiç alakası yok arkadaşlar, onu bir söyleyeyim. Biliyorsunuz orası bir pazar yeri, orada dükkan açmış bir abimizin ürünü bu. Oğlum ben ürünün ne olduğunu söyledim mi ya bir saattir? Kulaklık var, olayı da şu: bunun tepesinde süper kopya, seri numaralı, logolu falan filan yazıyordu. Zaten onun şimdi verdik ekranı. Ucuz da değildi bir de, 317 lira bu ha, ucuz değil yani. Çüş tabi, 317. Açıyorum arkadaşlar, hakikaten bunu henüz hiç açmadım. Nerede benim maket bıçağım? Harbiden... Logolu. Bak adam sözünü tutmuş. Görülüyor mu? Oğlum bu ne yapık? Oha. Ketçap mayonez mi bu sence? Haribo da olabilir. Vallahi billahi Haribo çıktı lan. Oğlum biz şaka yaptık lan, satıcı. Haribo çıktı. Haribo görünüyor mu hocam? Bunu yiyeceğiz mi? Ne yapacağız bunu? Buldum bunu. Lütfi geldi aklıma yine. Bir şey diyeceğim. Birebir orijinal kutusu geldi. Yani bayağı orijinal kutusu geldi. 330 lira verdim. AirPods Pro with wireless charging case. Apple diyor burada bayağı. Apple diyor yani. E bunu bu turuncu site yapabiliyor mu ya? Bunu ne yapsın ama? Adamlarla şu turuncu siteyi bir kaldıralım da hocam, başımıza iş almayalım ya. Bak harbiden logolu. Burada logoyu görüyorsunuz şöyle. Kokusu da Apple. Yerli Apple bu, bildiğiniz. Arkadaşlar bu arada bu videonun amacı da zaten biraz sağlık. Bunu da yemeyin. Bunları yemeyin. Bunlar sığır derisiymiş. Bir açayım bakayım ya. Bunu kullanır mıyız acaba ya? Designed by Apple in İzmir. Eğer bunun içine sticker'ı da koydularsa bu markaya ben okeyim abi. Ya bunu al git arkadaşına, sana orijinal kulaklık aldım diye hediye et şu an. Öyle söyleyeyim. Yani. Bu ne lan? Oğlum birebir aynısını yapmışlar. Bunu ben satsam sahibinden de sarı sitede. Turuncu siteden aldım, sarı sitede satıyorum. Kartonu bayağı orijinal Apple kartonu yani. Onu bir her şey çok kaliteli şu ana kadar. Abi bu ne ya? Şu an içimden ne geçiyor biliyor musunuz? Bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Şu an itibariyle bu videoda eksik olan şey orijinal AirPod kulaklığı. Ben ne bileyim, ben alışmışım. Bunun içinden gnosi minosi bir şey çıkacak sanıyorum ben. Adam bayağı. Oğlum bunlar benim tanıyıp orijinali göndermiş olabilir mi 320 liraya? Rezil olacağım da para kaçsın diye. Arkadaşlar şoklar içerisindeyim. Orijinalini getirmedim. Çünkü harbiden ben bunun içinden... Aa burada... Bak bu Apple değil, bu bildiğin, bu olmamış. Bu ne, ben bir yandan bir küfür müfür ediyorum burada, sizin haberiniz yok. Kulaklık tıkaçları çıktı. Bir adet şarj kablosu çıktı. Mesela şu an kamerayı çekim yapan arkadaşım bu çekimi yapmasaydı ben bunu onun doğum gününde ona hediye ederdim sana Apple. Hayır, kablo bayağı çakma arkadaşlar, onu söyleyeyim ama sonuçta Lightning. Geldik ürünün kendisine. Açıyorum. Bu tamam ya, bu bizim Lütfi'nin incelediği kulak düşer mi diye, orada güzel bir espri var, 3D yazıcıyla yapılmış. Böyle Lütfi kulaklığı kulağına götürüyor, sonra kulak düşer mi diyor, orada hani kulak düşüyor, orada bir espri var onun. O esprinin, o esprideki ürün bu. Bir dakika, şimdi geldik şeye, telefon bunu acaba ne diye tanıyacak? AirPods Pro sizin değil. Lan sen yer mi lan Apple? AirPods Pro sizin değil diyor, bunun bir AirPods Pro olduğunu anladı ama bu senin değil diyor, onu söylemek istiyorum. Bağlan hocam. Şarj kutusunun arkasındaki düğmeye basılı tutun. Çalmak, duraklamak iki kez. Eğer onları yapıyorsa %50'ye %33 geldi arkadaşlar bu arada. Çağdaş AirPods Pro yazıyor abi burada. Bitti diyorum. Bir daha yazdı. Tamam. Şöyle bir bug olabilir mi? Açıyorum, kapatıyorum. Anlatıyorum. Şimdi gelin bir de sizin görmediğiniz yerde ben şunun bir şeyini de... Ben bunu kulağıma sokamam ki arkadaşlar. İki tane sound'u sağlam şarkı dinledim. Bir tanesi Kontla veya Sine Rock'n'Roll'ası. Sonuç olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kulaklığın ses kalitesi bayağı kötü. Buraya kadar Apple olarak gelip an itibariyle çok kötü ses. Şimdi arkadaşlar deneyeceğim şey şu. Gürültü denetimi harbiden çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa çok üzüleceğim abi. Aşırı derecede üzüleceğim. Yani bu AirPods 3 alanlar için çok üzüleceğim. Gerçi müzik kısmı iyi değil. Kapat. Oh çok şükür çalışmıyor. O kadar da değil lan. Hep mod. Kendi kendine gidiyor bak, gördün mü? Çalışmıyor. Bir de şu arkadaşlar şeylerini denemek istiyorum. Hani bunda böyle bir şey yapıyordum, sesi aç. Bunun sürekli bağlantısı kopuyor ha şu an. Durdurdu ama. Dur bakayım.
Kırıldı zaten ya. Kırıldı. Bir dakika. Aa, gerçekten kırılmış lan. Yok ya, bunu buraya takıyoruz işte. Oldu. Yapıştırmışlar bunu. Yok. Çalışmıyor. Çalıştı. Durdu. Bu kafasına göre çalışıyor arkadaşlar. Yani mesela iki kere dokunuyorsun şarkı değiştiriyor ama bir kere daha iki kere dokunursan şarkıyı açabilir. Şimdi arkadaşlar bir de bir görüşme yapmak istiyorum. Lütfi merhaba, nasılsın? İyidir, sesim nasıl geliyor umarım? Hiç bir sıkıntı yok mu yani? Şu an sesim ekolu geliyormuş arkadaşlar. Teşekkür ederiz Lütfi, kendine çok iyi bak. Bir de şu seri numarasını kontrol edeceğim. Arkadaşlar bu tarz çakma ürünlerde normalde standart yaptığımız o işte detaylara girme işlerini yapmıyoruz biliyorsunuz. Yapmamamızın nedeni şey, reklam olarak algılanmasını istemiyoruz. Çünkü bu tarz ürünler ilk önce sizin sağlığın... Bak mesela benim mesela bak kulağımda kaldı mesela, bak gördün mü? Yani bu dediğim gibi işte bu tarz ürünlerde onu yapmıyoruz. Bir şunun seri numarasını şey yapacağım ya. Giresun, Rize, Hatay 40 Ceyhan 6 Lüleburgaz. Ne yazıyor şimdi şurada? 6 J ters T. Hadi bakalım. Ters T'yi nasıl yapacağım ben? Ooo. Üzgünüz ama bu değiştirilmiş bir ürünün seri numarası. Lütfen bilgilerinizi kontrol edin ve seri numaranızı yeniden girin. Bu ne demek ya? Şu an biz büyük bir basın olayı mı yaptık acaba? Bu adam bu kodu nereden buldu hep? Arkadaşlar bu videonun olayı bu. Değiştirilmiş ürünlerin seri numarasını mı? Değiştirilmiş bir ürünün seri numarası. Hayır, değiştirilmiş ürün. Sen onlara dandik bir ürün verdin. O ürünü değiştirdiler ya. Senin verdiğin ürünün seri numarası boşa çıkıyor demek ki. O seri numarayı demek ki sana verdikleri yeni cihazla eşliyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki de bu sorunun muhatabı biz değiliz. Biz 320 liraya ucuz ürünümüzü aldık. Bana soracak olursanız müzik dinleme dışında hiçbir problemi yok. Müzik dinleme kalitesi bayağı düşük. Kulak ergonomisi yerinde mi değil mi, o kısımla ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü kulak içi kulaklık kullanan bir insan değilim. Üzerindeki dokunmatikler tutarlı olarak çalışmıyor. Ayrıca cihazın orijinal Apple'la olan bağlantısı sürekli olarak kesilip duruyor. Bu da siz bir müzik dinlerken arada çıtır çıtır seslerin gelmesine neden oluyor. Bunun haricinde arkadaşlar sadece görüşme için tercih edilebilir ama gidip de 330 liraya bu bozuk ürünü bence almayın derim. Daha uyguna en azından şu dokunmatik özellikleri, düzgün çalışan özellikleri olan bir ürün alabilirsiniz. Ha diyorsanız ki benim hoşuma gitti, ben bunu arkadaşımı kekleyeceğim. Seri numarası da varmış. İşte kız arkadaşıma sana orijinal AirPods aldım diye numara yapacağım abi diyorsanız çalışır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.